Selamlar arkadaşlar, ben Briberton. Bugün birlikte Automat isimli minik bir zeka oyunuyla beraberiz. Arkadaşlar, oyundan çok keyif aldım. O yüzden sizlerle hemen paylaşmaya karar verdim. Boş vakitlerinizde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyunla benziyor. Çevrim dışı da oynanabiliyor. Hatta şu an çevrim dışı kaydediyorum. Oyunda arkadaşlar mobil olduğu için merak edebilirsiniz. Reklam ben oynarken hiç araya girmedi. Sadece oyun bittiğinde altta şerit olarak bağlantınız açıksa bir reklam girdi. Ama zaten çevrim dışı oynuyorsanız da herhangi bir şey girmedi. Ancak önceden bağlantınız açık, sonradan kapattıysanız belki aşağıda kendiliğinden yükleyebilir, belki şerit şeklinde bir reklam, emin değilim. Ya da şeridi boş bir şekilde koyabilir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi oyun arkadaşlar, mantığını size söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi tema hidrojen dediğine göre, yukarıda gördüğünüz gibi elementler, atomlar üzerine. Tabii ben uzun süre oldu periyodik cetvele bakmayalı, bunların atom numarası kaçtı vesaire. Belki hepsi hatırımda değil ama mesela bakın şu an merkezde gördüğünüz hidrojen ve bir atom numarasıydı sanırım bunun. Ve bu şekilde bunları da az çok aslında öğrenmenizi de sağlıyor. Hani bunlarla ilgileniyorsanız bir yandan da keyif almanızı sağlıyor ekstra olarak. Şimdi oyunda şöyle sağ tarafa gideyim. Sol taraf çünkü ayarlar kısmı. Bakın burada eğitim kısmı falan var. Zaten oynarken ilk oyuna girince eğitim veriyor. Sıfırladığım için şimdi eğitime de girecek. Oradan şimdi kısaca anlatacağım ve hemen oyuna gireceğiz. Mümkün olduğunca da uzatacağım. Videoda ne kadar başarılı olursak o kadar uzun olacak ilk oyun için. Ama bu oyun için şunu söyleyeyim. Birazdan başlatırken göreceksiniz. Ayrı modlar var. Örneğin bir zen modu var. Muhtemelen zaman sınırı falan da yok. Gerçi bunda da zaman yok ama ikinci bir modda zamana karşı var. Bir tane Geneva diye bir şey var ama bilemiyorum o nasıl bir mod. Bunları da zamanla göreceğiz belki de ama zaten ben klasiği oynayacağım bu bölümde. Bundan sonrası eğer oyunu beğenir de oynarsanız işte diğer modları keşfetmeyi de size bırakacağım elbette. Oyunda upgrade'ler var, gelişim yani kısmı. Mesela bakın oksijene ulaşırsanız diyor altta soru işareti, bir özellik katacak. İşte bir sonraki oyuna bu özelliği yanıma al diyerek başlarsanız bu özellikten faydalanacaksınız ve diğer elementlere ulaştığınızda o özellikleri de seçip alabileceksiniz. Bir diğer kısımda da başarımlar var. Bunları başarınca size mesela bakın ilk üçünde antimadde vereceğini söylüyor. Aşağı doğru inerseniz de çeşitli başarımlar var. Bunlardan dikkatimi çeken bakın burada diyor ki yapımcının rekorunu geçin diye böyle bir başarım var. O da 66.534 puan yapmış. Böyle de bir başarım da var. Bunları da işte yapmaya çalışıyorsunuz. Keyifli. Bu arada arkadaşlar, komşumuz da tadilat olduğu için sizi rahatsız edici sesler gelirse lütfen kusura bakmayın. Mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyoruz ama şu an biraz ses az ama belki size ulaşabilir diye söyledim. Şimdi başlayalım. Bakın başla dediğim zaman modlar var. Şu an klasikteyim. Ortada sıfır yazması skorumuz arkadaşlar. Puanımız artacak ve o puanı göreceğiz. Altta da şu an hidrojeni göstermesinin nedeni ya da girişte hidrojeni göstermesinin sebebi de ulaşabildiğiniz en yüksek atom numarası olan elementi falan gösteriyor. Şu an oyuna sıfırdan başladığımız için birinci atom numarası hidrojendeyiz. O yüzden sağa doğru geçince bakın zamana karşı mod 1000 puanı yaparsak açılacakmış. Bir sonraki kripton elementine ulaşırsak, bir sonraki de 10.000 puan yaparsak açılıyormuş. Bunları da işte keşfetmeyi size bırakacağım. Ama klasiğe başlayalım ve eğitimle başlasın. Şimdi arkadaşlar sistem şu. Bakın bir çemberimiz var. Bunun içinde de atomlar var. Mesela bize rastgele geliyor. Size farklı şekilde de gelebilir. Bir atom numarasına sahip orada hidrojenden iki tane vermiş. Bakın iki tane iki vermiş. Muhtemelen He yazıyor. Helyum da olabilir. Üç tane de Li yazıyor. Üç tane, yani üç numaralı atom numaralı lityum var. Ve merkezde de bir tane var. Şimdi olay şu. Merkeze rastgele geliyor arkadaşlar. Muhtemelen de sizin ulaşabildiğiniz en yüksek atom numarasına yakın şekilde geliyor tahminimce. Hani çok çok aşağılardan gelmiyor sanırım. Ama belli bir aralıkta geliyor ve bunu herhangi bir tarafa çemberin içinde bırakabiliyorsunuz. Mesela kırmızıyla şu an yanıp sönüyor. Buraya bırak diyor bize eğitimde. Böylelikle de bırakmayı öğren diyor. Oyun şöyle arkadaşlar, nasıl bitiyor? Çemberin içi atomlarla dolarsa artık koyacak yer kalmadığında oyun bitiyor ve kaç puan yaptıysanız onu alıyorsunuz. Mesela bunu sola koy diyor. Koyduk ve bu şekilde yeni atom geliyor arkadan, kullanıyorsunuz. Tabii ki sadece atom gelmiyor. Özellikle atom gibi nesneler de geliyor. Bunların özelliğinden de faydalanıyorsunuz. Devam edelim. İkinci kısımda da diyor ki bakın böyle bir artı şeklinde bir birleştirici, atomlara benzer birleştirici bir artı. Bunu da bakın, yani bir benzer demeyelim de bakın iki benzer atomu birleştiren, ikisinin arasına artı attığımda iki tane 4 BE yazıyor, bilemiyorum belki berilyumdur. Bunları birleştirdiğimde
5'e ulaşacak ve 5 de hangisi ise o olacak. Bakıyoruz. Bakın merkezine attım ve 5 B oldu. Bu da boron muydu? Öyle bir şeydi herhalde. Devam edelim. Bir diğer yöntem arkadaşlar simetri. Mesela bakın iki tane üçün arasına atıyorum ama peşinden solda da sağda da bir üç daha var. Hatta yukarıda bir üç bir üç daha var. Ve burada dikkatinizi çekmem istediğim şey çemberde bakın parlak bir kısım var. Bu yapılabilecek en büyük eşleştirme ne taraftaysa onu size sistem gösteriyor. Hani ilk başlarda belki takip edemiyorsanız bu parlak kısma bakarsanız artı geldiğinde hangi bölgeden birleştirmek daha mantıklı, daha çok atom yok ederseniz onu gösteriyor. Şimdi burada ama şu mantığı da unutmayın. İki tanesi birleşince bakın iki tane üç birleşince bir sonraki dört olacak. Peşinden iki üç gelecek ama o dördü beşe çıkaracaklar. Sonra iki üç daha gelecek o beşi de altı yapacaklar. Yani bu arka arka zincirleme bir reaksiyon yapıyoruz burada. Bakın artıyı koydum ve altı karbona ulaştım. Şimdi bir diğer yöntemde birbirine eş farklı atomlar. Mesela az önce hep üçler vardı ama bu sefer bakın iki tane beş. Peşinden 2 4 geliyor, peşinden 2 3. 2 5 hangisi ise başlıyorsanız o önemli. 2 5 ile başladığım için 6 karbon olacak. Sonra 2 tane 4 gelip 7 yapacak. Sonra da 2 tane 3 gelip onu 8 oksijene ulaştıracak. Bu şekilde. 7 de ne azot herhalde ya da Na mıydı? Yok, o sodyumdu herhalde. Ve bir diğer kısım eksi arkadaşlar. Özellikle bu nesne gelirse bunun iki amacı var. Birincisi istediğiniz bir atomu alıp başka yere koyabiliyorsunuz. Örneğin bakın buradaki bir hidrojen atomunu alıyorum. Buradaki bunu bu sağ tarafa koy diyor koydum. Bir diğer özelliği de herhangi bir tanesini alıp mesela bakın hidrojen alıyorum. Bunu tekrar üstüne basıp yok edebiliyorsunuz ve yok edince size bir artı veriyor. Bakın yok ettim ve bana bir artı verdi. Bunu da birleştiriyorum dörtleri ve beşim olmuş oldu. Son kısımda da yukarıda bir antimadde gösteriyor. Bunu yukarıya tıklayıp alabilirsin diyor. Merkezdekinin yerine geçecek ve antimadde bu dolmuş çemberin yarısını sizin için yok ediyor. Dolayısıyla bu da durumu kurtarmak için önemli. Ancak antimadde gerçek parayla satılıyor. Başarımla belki kazanabilirsiniz. Bir de özellikle kazanma şansınız olabiliyor. Ama almak şart değil. Ama bunu da gösterelim. Şöyle alıyorsunuz bakın merkezde. Bunu mesela şuradan birleştir dedi. Ve birleşti ve bize yer açıldı gibi. Evet, böylelikle eğitim bitti ve oyun bize başladı. Şu an bakın yukarıda 0 puanım. Herhangi bir skorum yok. Altında lityum yazmasının sebebi şu an ulaşabildiğim en yüksek şey 3 lityum. Bakın şu an merkezde lityumlar var. Şimdi mantığımız şu. Mümkün olunca simetri gideceğim. Bakıyorum 2 tane 3, 2 tane 3 daha. Altta mesela bakın parlak kısımdan baktığınızda 4 lityum 2 2 gider. Yukarıda 3 ve 1 var. Burada 3 gelme ihtimali biraz daha aşağı doğru baktığımızda 1 2 gelme ihtimali düşündüğüm için 3'ün dışına atacağım ki 1 2 gelirse yapmak için ama 3 geldi. O zaman bu 3'ü yukarı atacağım. 2 3 eşit olsun ve eksi geldi. Buradan 1 ya da 2'yi alıp artı yaparsam merkeze atabilirim. Yerde değiştirebilirim ama gerek yok. Şuradan 1'i aldım, çevirdim ve şöyle merkeze attığımda bakın 3 tanesi birleştirip 6 karbona ulaştım. Bir altım bir ikim var. 3'ü şöyle aralarına atalım. 2 tane 2'den gideceğiz. Hangi eşleşmeyi yakalarsam 6 gelseydi 6'dan gidecektim gibi ya da 3. Geldi. Şimdi bakıyorum bakın. 2 tane 2 eşleşmiş. Dışta kalanlara baktığımda 3 ve 6. 3 ve 6'dan biri gelirse diğer taraftan eşleştirebilirim. 3 gelirse 2 ile 6 arasına atardım. 6 gelseydi 2 ile 3 arasına atardım. Böylelikle 2 tane 2, 2 tane 6 olurdu mesela. Şimdi 1 geldi. Bu biri 6 3 değil de 1 3'ten biri gelirse olsun istediğim için 6'nın dışına atıyorum. Hemen eşleşme geldiği için yapalım. 2 tane 3'ten gidelim şimdi. Şimdi aynı şey bakın 1 ile 6 değil de 1 ile 2 olsun diye bunu bu tarafa attım. 3 geldi. 3'ü 2'nin önüne atacağım. Diğer 3'ü de bu tarafa atıyorum. Çünkü ne geleceğini bilemiyorsunuz. Geri alma tuşu var ama arkadaşlar şöyle geri almayı kullandığınızda çok çabuk geri dolma şansı var ama her kullandığınızda uzuyor. Bir sonraki sefer yani ben 3 kere kullanırsam artık bir sonraki sefer sanırım 3 kere mi 4 kere mi bekletiyor. Yani sürekli bekletme oranı uzuyor. Gereksiz kullanmamak lazım. Şimdi bu 3'ü içeri atabilseydik, sonraki 3 geleceğini bilseydik, sonraki gelecekleri aslında gösteren bir özelliğimiz olsa ona göre içeri atardım. Bilmediğim için dışarı attım. Bu üçleri yan yana koymayacağım. 1 ile 2'yi zaten bir yandan birleştirirsem diğer taraftan eşleşir diye dışa atacağım. Bakın 1 geldi.
Şimdi 2 şey 3 3 vardı. Şimdi 1 1 de eklensin diye bu tarafa attım. Şimdi 2 var, 3 var. 3 geldiği için oksijen şey hidrojenin üstüne attım. Bu sefer ne oldu? Bakın 2 3 2 1 2 3. Mantık bu. Artık anladığınızı düşünüyorum. Simetriyi sürekli kullanmaya çalışacağım. Bakın 2 6 mı oldu? 2 de 2 koymuş oldum. 1 3 yapacağım. Merkezde 3 geldi. Bakın 3'leri de ekledim. 1'leri de ekledim. Şu an hepsi simetrik. Artı bekliyorum. Bu 1'i hangi tarafa koyduğum önemli değil. Altıların arasına da atabilirim. Birlerinde ben bir tarafına atayım. Alt, artı geldi içeri atıyorum. Hangi taraftan birleştirdiğimiz önemli olduğu için önemliydi bu. Ben bunu son hidrojeni eğer altıların arasına atsaydım birden eşleştirmeye başlardı. 1, 2 olurdu. İşte 3, 4, 5'e falan ulaşırdım. Ama 6'dan başladığım için altlar 7 oldu ve onu yükselttim. Ve 10 neona kadar yükselmiş oldum. Şimdi bir diğer özellik etrafı parlayan atomlar. Bakın o oluştu. Bunlar eşleştirirseniz size ekstra olarak puan veriyor. Skor puanı. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şu. Elinize bir eksi gelirse bu atomu alıp başka yere de koysanız bu özelliği kaybediyor. Buna dokunmadan eşleştirmeniz lazım. Şimdi iki tane birden gidiyorum. 2'yi 10'la yan yana koyalım. Şimdi 3'ü dışa atalım. Bakın eksi bu. 10'u alıp dokunmayacağım. En yüksek olanı genelde tutacağım ki maksimumlara ulaşayım mümkün olduğunca. Diğer özellikleri açayım ki bir sonraki oyunumda upgrade'lerden, o gelişimden özellikleri açabileyim. Şimdi bakıyorum birini artı yaparsam neyi yapayım? 3'ü yapayım ki 1'ler 2 olur. 2 tane 2 yan yana olur. Şöyle alıyorum ve şöyle birleştiriyorum. Güzel. Şimdi 2 tane 2. Birini onun yanına atalım. Şimdi bunları birleştirelim. 2 tane 3'ten gidiyorum. Şöyle 1 2 olsun bekleyen. 3 geldi. 3'ü dışa atacağım. Artı geldi hemen birleştir. 2 tane birden gidiyorum. Şimdi 3'ler ters tarafta kalmış. O yüzden bu 3'ü şöyle yapacağım. Aradan onu çıkarmam zor olacağı için ve şu an hemen birleştirmem zor olduğu için bunları yan yana bırakacağım. Bu taraftan bakın 3 3 diye bakıyorum. Buraya da 2 3 diye bakabilirim. Yukarıya da 4 3 yapabilirim. Aşağıdan büyük olacağı için şöyle 2 3 bırakalım. 1 geldi. Yukarıya da 4 1 bırakalım. Şimdi aşağıdan birleştirebilirim. Bakıyorum. Üçleri birleştirirsem 4 olur. Yukarı 1 yapleri birleştirirsem 2 olur. O zaman şöyle yapalım. Şu aşağıdan 4 yapalım. Şimdi 2 geldi. Şimdi 2 tane 2, 2 tane 4 olur. Bu 2'yi şöyle kullanabilirim. İkileri yan yana koyarsam 2 tane 4 var ama 3 var arada. Bir 3 gelirse hemen üçlü eşleştirme olur. O yüzden 2'yi buraya attım. 4 tane 1 oldu. Şimdi burada 3 gelirse aşağı atacağım. O yüzden 1'i dışarıya atıyorum. Bir 1 daha. Çok güzel. 3 geldi. Bakın burası da üçlü oldu. Şimdi yukarıda da var, aşağıda da. Aşağısı daha yüksek bir dereceye ulaşacağım için aşağıdan birleştireceğim. Tamam. Şimdi yukarıda bakın hala 3 tane birli bekliyor. Güzel. Buraya 6 3 yapalım. Şöyle 1 3 yapalım. Eksi geldi. Şimdi burada 6'yı aradan alabilirim. Büyüklerden birini yok edebilirim. Ama onu yapmak yerine şöyle bir bakıyorum. Şu birlerden birini yok edeyim. Çünkü ben yükseldikçe artık aşağıdan gelme ihtimali de zayıflayacak. Birileri komple bitirmiş olayım. Artı yapayım, birleştireyim. Tamam. Yani belki de bundan sonra bir gelmeye de bilir. Yavaş yavaş yükseltiyorum. Mesela bu 2 3'ü de bitirince belki bunlar da belki zamanla gelmeyecek ama ben bu 10'u yükselttikçe bu yukarıdan gelme ihtimali daha yüksek olacak belki de, bilemiyorum. Mantığını tam çözmek lazım. 2 3 yan yana dursun. Şimdi 2 tane 2. Hemen bu artları birleştirince bakın 2 3 yan yana oldu. Şimdi 4 3 aralığı olsun. 2 tane 3 oldu. 4 2 olsun. Hemen birleştiriyoruz. Güzel. Şimdi 2 5 4'ümüz var. 6'mız var. Birleştirecek bir şey olmadığı için birbirine en yakın 2 taneyi seçeceğim. 5 6 ve 4 5 var. Küçük olanı seçiyorum. Hani bunlardan biri gelirse direkt diğerinin yanında olsun. Mesela 4 gelirse 2 tane 5 olsun gibi. 3 geldi. 3 4 bırakalım. 2 geldi. 2'den gidiyorum. 4, şimdi şunu söyleyeyim. Çemberin içinde artı varsa bu artıdan kurtulmazsanız yer kaplıyor. O yüzden bir an önce kurtulmalıyım. O yüzden bunu birleştiriyorum. Şimdi 3 geldi. 2 3 2 5 olur. Güzel. İkiler bu tarafta beklesin. Şimdi şöyle 2 3 olsun. Gerek kalmadı. Artı geldi. Buradan da hemen birleştirelim. Şimdi 3 ile 6 7 bu tarafta. Buraya koyarsam da 10 ve 7 olacak. O yüzden 6 7 tarafına atıyorum. Şimdi 2'yi bu tarafa atalım.
4'te bu tarafa 2 4 bekliyoruz. 3 geldi. Bu 3 4'ün önüne atalım. Şimdi eksi geldi. Buradaki 3'ü artık buradan çıkarıp şuraya atarsam 4 tane 3 olur. Çok güzel bakın. Bu sefer de yer değiştirmeyi kullandık. Tabii çok bir yoğunluk varsa artı da yapabiliriz. Şimdi 3 geldi. 2 3 yan yana olsun. 2 tane 3 hemen buradan gidiyorum. Bu 5'in önüne atalım. 4 geldi. Şimdi 4 bu tarafta var ama şöyle yapalım diyorum. Ben 3'ün önüne atayım. Eğer 5 gelirse araya 5 atabilirim. 5 5 4 4 olur. Eğer 3 gelirse buradaki 4 tane 3 olur. 2 gelirse de buradan ya da 4 gelirse kullanabilirim. O yüzden 3 geldi. Bakın mesela buradan 4 tane 3 yaptım. Hemen birleştir. Şimdi bu 5'in biri bu tarafa lazım ama şu 2'yi şöyle eşleşen yanında olmadığı için bunları eşleştirdim. Şimdi burada 7'nin önüne atalım. Buraya da atalım. Harika. 4 geldi. Bakın bunu araya attım. 4 4 5 5'ler oldu. Hatta bir 4 4 daha oldu. Bunlar büyük diye birleştirelim şöyle. Şimdi 4 tane 2'm var. 8 7 var. 8'in önüne atalım. Ve oksijene ulaştığım için artık bir özellik açıldı. Bunu da 7'nin önüne atalım. Bakın bir 2 daha. Harika. 8'in önüne atıyorum. Bunları birleştiriyorum. Çok güzel. Mantığımız böyle yavaş yavaş puanımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Bir yandan 1000 puan yaparsam işte bir mod açılacak. 10.000 olursam diğer mod. Kriptona ulaşırsam o şekilde. Şimdi 2 4'ten gidiyorum. Şimdi eksiği artıya kullanabilirim. Yer değiştirmeye gerek yok çünkü. Bakıyorum burada en yüksek 10 var. Sonra 8 var. Aradan 6'yı çıkaralım diyorum. Şöyle. Bunu artı yapıp bu tarafa atalım. 2 5'im oldu. Güzel. Şimdi 2 3'ü yan yana at. Şöyle birleştir. 2 tane 2. Şimdi 8'in önüne atıyorum. 3 geldi. Güzel bakın. 2 2 3 3. Buraya 4 3'ü atalım. Bir 3 daha. Harika. Hemen 3'ünü de birleştir. Güzel. Şimdi 2 6'm. 2 de 4'üm oldu. Şöyle 7 5 yapalım. Bu 7'nin önüne atalım. 3 5. 3 geldi. Harika. O bakın 5 5 de çok güzel oldu. Şimdi 2 tane 10'um var ve ikisi de bonuslu. Aradan şimdi eksi gelirse 7 ya da 8'i çıkarmam yetiyor. Zaten 7 8'i yan yana koyma şansım var. Bu 3'ü ne tarafa atayım? Bu tarafa atayım. Diğer tarafa da kullanırız diye düşünüyorum. 8'i bu tarafa alırız. 3 4 yan yana. Üçleri eşleştirdik. Şimdi oradan 8'i alırsam onlar üzerinden gidebileceğim için bir 3'ü bu tarafa atacağım ki 2 tane 3 2 tane 10 olsun. 4 5 yan yana. Bakın eksi geldi. 8'i aldım. Bu tarafa attım. Şimdi 10 10 3 3 oldu ve onlar eşleşince ikisi de bonus puanlar verecek. Hemen birleştiriyorum. Bakın 152 puan geldi oradan. Herhalde ikisinin artısı birden geldi. Ve 12 magnezyuma çıktık. Şimdi 3'ten gidiyorum. 4 3 olsun. 5 geldi. 5'i şöyle kullanabilirim. Yanında eşleşen yok ama 5'i diğer tarafa atarsam 3 geldiği zaman 5 üzerinden 4 arayabilirim. Ya da 5'i buraya atayım bir tane. 2 tane de 4. Bakın oldu. Büyük taraftan yapalım. Evet 4 tane 3 oldu. Bunları da hemen eşleştir. Şimdi 2 7 ayrı duruyor. 4 geldi. Eşleşen yanında gelse o mantığı size göstereceğim. Bakın eşleşen yanında geldi. Şimdi 2 tane 4 varken 5 geldi. 5'in yanında 2 tane eşleşen var yani. 5'in solunda 2 4 var. O yüzden o 4'ün dışına atıyorum ki 4 4 5 5 olsun. Eşleşen yanında gelirse daha rahat oluyor. 2 tane 7'miz var. Bunları da 2 8 yapalım. Şimdi burada 12'ye 7 diyor. 12 tarafını attım. 3'ü de buraya çok güzel. Hemen birleştir. 9 ve 10. 4. Yani oyun gördüğünüz gibi eğlenceli. Hani bu sizde yüklüyse makinenizde hani atıyorum yolculuk sırasında işe okula giderken bir yerden gelirken sıkılırken hani eğlenceli bir şey. Biraz hani kafamı meşgul edeyim derseniz keyifli bir oyun. Paylaşmak istedim bunu da. Dörtler. Şimdi bakıyorum buradan. 12 10 var. Şu 7'yi alalım aradan. Şöyle birleştirelim. Ben aslında küçüğü alsam belki daha iyiydi. 3 4 5 yapalım. Şimdi artı yine araya atacağım. Şöyle birbirine en yakın küçük bunlar var. 2 4 geldi. Hemen birleştiriyorum. 2 5'i birleştir. Şimdi 2 3'ten gidiyorum. Şöyle 3 6 yapalım. 3 4 yapalım. 5'i araya atalım. 2 tane 3 güzel. Birleştir. Şimdi 3'ü dışa atalım. 2 tane 4, 2 tane 5 oldu. Şimdi buraya atacağım. 5 3'ten gideceğim. Buraya 4 atalım. 5 geldi. Tabii onu bilemiyorsunuz ama bunu dışa atacağım. 4 gelirse buraya atarım ama gelmedi. Şimdi 6 5 5.
Şimdi bu 6'yı onun önüne atalım. O zaman şöyle yapalım. 6 6 5 5. Burada 6 4 yok. Yukarıda ne var diye baktım. O zaman yukarıdan şöyle yapacağım. Şu 3'ü artık alacağım aradan. 3 gitsin. Küçük olanı bitirelim. 5'ler eşleşti. Hemen birleştir. 4'ler var elimde. Şimdi 6'lar 4'ler. Bu 7 8 burada yer kaplıyor. 4 4. O zaman şöyle yapacağız. Araya atacağız. 5 5. Güzel. 2 7'miz oldu. 2 de 6 attık. Şu şekil. Böylelikle en küçük elimizde şu an gördüğünüz gibi 5 var sadece merkezde gelen. Bunun dışında daha küçük yok. Ama 4 geldi. Hangi seviyeye göre planlıyor onu bilmiyorum. Mesela şu an elimde maksimum 12 var. Ama 1 2 3 şu an görünmüyor mesela. Hani 4'te 1'i oranında mı kesiyor bilmiyorum. Belki de hiç kesmiyordur ama mesela artık hidrojeni görmüyoruz gibi. 4'ü şöyle dışa atalım. 6'dan gidiyorum. 5'leri hemen dışa attım. 2 tane oksijenimiz var. 9 önüne atalım. Neyle 9'un önüne? Şöyle 2 9 oldu. Şimdi artı 6 ile 7 arasına attım. 6'ları birleştir. Güzel. 2 7 2 9 var artık. Birleştirelim. Eksi. Mesela burada da en küçük 4 var. Bunu artık alıp artı yapacağım. Bakalım peşinden ne gelecek. Şu an en küçük 10'umuz var. Bakın 10, 11, 12. Bu seviyeye göre neler olacak? Şöyle atalım. Bir tane de böyle. Şimdi bir özellik geldi. Bakın karanlık artı nesnesi. Bu karanlık artı birbiriyle eşleşmeyen herhangi iki atom birleştirmeyi sağlıyor. Hemen kullanalım. Mesela en yüksek elimde ne var? 12. Bu 12'yi hemen yanındaki 11 ile eşleştireceğim. Ve 15 fosforusa fosfora ulaştım ve bir özellik daha açıldı sanırım. Şimdi artılardan kurtulmamız gerekiyor çember içinde. Yer kaplıyorlar. Şöyle bir atalım bir tane. 2 6'yı birleştir. Güzel. Bir 6'yı buraya at. Bir tanesi 7'nin yanına atayım. Bir tane daha çıktı. 2 7'yi birleştir. Hemen şuraya atalım diğerine. 7 8 yan yana olsun. 2 7 güzel. Bakın 2 de 8 oldu. Bir de 5 2 8 2 5 oldu. Hemen birleştirelim. 2 10'umuz var. 5 6 yapalım şuradan. Bir artı şu araya, bir artı bu araya. 6'ları birleştir. Karanlık artı. Şimdi bakıyorum 15 var. 15'in yanında 7 olduğu için buradan yapacağım. 18 argona ulaştım. Şimdi 5'in 6 araya koyalım. 2 tane 10'umuz var. Ben buradan 5'i artıya çevireceğim en küçük olanı yine. Bunları birleştir. 6'ları birleştir. Bakın şimdilik dıştaki artılardan kurtuluyorum. 7 8 yan yana dursun. 5'i dışarı atalım. 7 8 arasına atalım. 5'in yanına koyalım. Çok artı geldi yine. Bakın hep yer kaplıyor bunlar. Şöyle 8 11 arasına. Hemen 8. Bunlardan kurtulmazsanız bakın bunlar da oyunun bitmesine neden olabiliyor. O yüzden amacım şu an sadece bunlardan kurtulmak. En son elimde eşleşen kalıp kalmayacağına bakacağım. 5 6'yı şöyle yapalım. 7'leri birleştir. 5'leri birleştir. 6'ları birleştir. Şöyle 5'i 18 tarafına atalım. 8 8'leri birleştir ve bakın bunları kurtardık. Şimdi 2 9'um var. 7 içe atabilirim. 11 gelirse buradan kullanırım ama 11'in gelmesi şu an biraz zayıf. Ama 7'leri yan yana atayım burada. Şu 9'ları birleştir. 5 6 yan yana. 7'leri birleştir. Şimdi en küçük elimde 5 var. Bu 5'ten kurtulalım. Burada 10 11 arasına atalım. 7 8 yapalım. 2 8'im oldu. Burada 7 8'den gideyim. Bunları birleştir diyeceğim ama bir bakıyorum. Şöyle 2 8'i birleştirelim. 2 6'm var. Hemen birleştir. 7'ler birbirine yine uzak çıktı. Şöyle bu taraftan yapacağım. 2 de 8 çok güzel. 6'yı artının yanına atacağım. Ama yok 7'nin yanına atalım. Şimdi 7 7 8 8 burada 9 7 yapalım. Şöyle bir 6. Bakın şu an zorluyor bizi. Hemen birleştirelim. 6 6 şöyle yapacağım. Şuradan birleştir. 2 7 2 6. Burada 18, burada 10 var. Şurada 7 var. 7'yi böyle alalım. Birleştir. Şimdi burada artık 11 ile 10 arasında bir şey atayım diyorum ama yakında 11 10 da elime gelmeye başlayabilir. Biraz idare etmeye çalışıyorum. 18 tarafına atayım. 5'i bu tarafa. Evet şimdi eksi geldi. Bu eksiyi şöyle kullanalım.
Eldekilere bakalım. 10 var. Mesela buradaki 10'u alalım. Şuraya atıp bundan kurtulalım. 2'de 11 olmuş oldu. 7, 7, 6, 6, 5, 6 burada. 7, 8 yapalım yan yana. Şuraya 2, 5 koyabilirim. Aa, burada artı varmış bir tane. Şey, 6 varmış. Dikkat etmedik. Birleştirelim. Şimdi burada 11'ler var. 5 ve 8 buradan bekliyor. 9, bu 18 zor. Şu tarafa atalım. 9, 9, 6, 6. Birleştirelim. Güzel. Şimdi 12. Buradan da bir 12 yapalım. Evet. Şimdi rahat bir şekilde biraz daha devam edelim. 8, 7, 5'i buraya atalım. 2, 9. Bakıyorum 18 tarafından zor. Böyle yapacağım. 9. Şuraya bir tane 9. Buraya bir tane. Şöyle bir 5. Ve birleştir. Güzel. Bakalım. Güzel yakaladık. 2 tane 7. Şimdi magnezyum orada. Arada bunlar var. 7'nin birini buraya atalım. 9'u da buraya. Şimdi bir de nötrino nesnemiz geldi. Bu da herhangi bir atomu kopyalamanızı sağlıyor. Şimdi bakıyorum. 18'den kopyalarsam 2'de 12 var. Hem de bunlar büyüme şansı olur. Araya bir de 9. Bakın 9'lar da eşleşti. Çok güzel. 19, 20 ve 21. Ve kriptonu geçtik mi? Herhalde geçtik. Yok, o 36'da mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. Biz potasyumu geçtik sanırım. O K potasyumun simgesiydi galiba. Şimdi skandiyuma kadar geldik bakın 21. Şimdi yer değiştirmeye bakıyorum ama gerek yok burada gördüğünüz gibi. 2 tane 7. Buradan 2 7'yi 8 yapabilirim. Bir 7'yi alayım. Hem de küçükleri bitirmiş olayım. 2 de 8 yapmış oldum. Bunları da birleştirip 2 9. Çok güzel. 9 12 arasına atalım. Buraya 9 8 yapalım. 8 7 yapalım. 2 8 güzel. Şimdi 7 6 yan yana dursun. 2 7. Şöyle 8 yapalım. 8 7 6 2 tane 8. Buraya bir 9. Şimdi 7 9 olsun. 6 geldi. Bakıyorum. 8 8 9 9. Burada 6'yı bu tarafa atacağım artık. Şunları birleştirelim. Şimdi 6 6 7 7. 8'imiz olmadığı için şöyle yapacağım. 11'in önüne atacağım. Diğer 7'yi de 9'un önüne. O zaman 6'yı buraya. Şöyle 2 7 oldu. Güzel. Şimdi 6'dan kurtulalım. Merkeze atalım. Güzel. Şimdi elimde eşleşecek direkt bir şey yok. Şöyle 8'in yanına atayım. Şimdi 2 9. Şöyle yapalım. 6'yı da buraya atalım. 7'yi de yanına. 2 7 güzel. Şimdi 2 8 2 6 hemen birleştiriyoruz. Küçüklerden de kurtulduk. 2 10'um var. 11 olduğu için bu tarafa atacağım. Şimdi orada 2 9 var ama bunlardan birini bozmam gerekecek. Onlar dursun. 8 6 şöyle. Şimdi eşleşen yanına denk getirmek lazım. Şöyle yapalım. 2 9 2 6 1 9 1 7 yapalım. Ve bir 7 daha çok güzel. Şimdi bir 9 bir 8 diyelim. Güzel. 1000 puan da geçmişiz bu arada. 2000'e yaklaşıyoruz. Şimdi 8'lere baktığımda bu tarafa atarsam 2 8 2 11 var. Bir 8 daha koydum. Bir 9 koydum. Harika. Şimdi dışarıda kalan 21 12'ler var. Burada 9'u alacağım aradan. 12'ler dursun. Güzel. Şimdi 12'lerden gidebilirim. Bakın 21 15 var. Şöyle 21'in dışına koyalım. Şunları birleştir. Güzel. Şimdi bir tane bonusluğumuz bekliyor. Şöyle 8. 2 tane 8. Hemen birleştirelim. 2 9'dan gidelim. 21 tarafına. Şöyle 2 10'dan gidiyorum. Şimdi evet kopyalama. Ben burada yine şöyle yapabilirim. 21 için yapıp yükseltmeye gidebilirim. Şimdi 15'in kopyasını da alıp bonus puan alabilirim ama ben daha çok yükseltmekten yanayım ki özellikler açılsın. O yüzden 21 alıp 2 tane 21 yapacağım. Buradan gideceğim şimdi. 8, 9. Şöyle yapalım. 7, 9. Onu dışına atalım. 2, 7 harika ve birleştir. Bakın 22 ve 23. Vanadyuma çıktık. Şimdi 8, 7 yan yana olsun. 2, 9'dan gidelim. Güzel. 2 tane 10. Şimdi 7, 8, 9 şöyle koyalım. Eksimiz var. Bakıyorum. Şimdi artıya çevireceğiz o zaman. Artıya çevirirken o zaman en küçük 7. Şu 7'yi alalım. Şu onları birleştirelim.
Şimdi kopya istiyor. Burada yine 23 en yüksek olduğu için 23'ten gideceğim. 11'in önüne 7-8 bekliyorum. 7 geldi ve arttı. Böyle 24 ve 25. Manganeze ulaştık ve bir özellik daha açıldı sanırım. Çok güzel. Ya da mod açıldı. Bakacağız. Muhtemelen özellik açıldı. Şimdi 8-9. 9'dan gidelim. 11'in önüne atalım. Hemen bunları birleştir. 2 tane 10. 2 tane 8. Şimdi 25'in önüne atalım. 9-11'den bekliyoruz. Tamam. Şimdi olasılık arttıkça birikenlerin farklılaşma ihtimali de artıyor ve yapma şansınız düşüyor. Oyunu kaybetmeye biraz daha yaklaşıyorsunuz. Şimdi artımız var. Artıyı nereye atayım diyorum. 9-12 var. 12-11 arasına atalım. 9-7. Şöyle 19 yapalım. 2 tane 11'i birleştir hemen. Artıdan kurtul. 2-12 var. Hemen birleştir. 2-13'ten gidiyoruz. Şuraya 7-8 yaptım. 2-8 çok güzel. Hemen 14-15. Şimdi 2-15'i bulduk. Bunlar üzerine gideceğiz. Bu 10 çok uzak olduğu için onu içe atacağım. Bir sonraki sefer kullanırız. En düşük burada 7 var. Bunları alalım ve buradan bonus puanımızı alalım. Artı 55 daha geldi. 2-11. Şimdi 8. 8-9 yan yana olsun. 9 geldi. 9'u bu taraftan kullanayım diyorum ama 16 bulmak zor. O yüzden buraya 8-9 yapacağım. Şimdi 11'leri birleştireyim. Hala artım olduğu için bu tarafı da birleştiriyorum o zaman. Tamam, şimdi 2-8. Araya bir 11 gelirse ya da eksi 11'i çıkarıp 9-9'lar var. Ama gerek kalmadı. Artı geldi. Şimdi 9-8 şöyle yan yana olsun. Şunları da birleştir. Kopyalama. Yine aynı mantık. 25'i alıyorum bu sefer. Şimdi 10 uzakta. Ama ben 9-10 yapacağım buradan. Ama şöyle 16'nın önüne atabilirim. 12'nin önüne. 12'nin önüne atalım. 11 bu taraftan gelsin. Bakın 10. Harika. 25, 10, 9. Şimdi 26 oldu. 27 oldu ve 28 nikele kadar çıkardık. Şimdi 11, 11, 10, 10, 8, 8. Şimdi 28, 16 var. 28 tarafına atalım. 10 da bu tarafa. Eksimizi de 12'yi çıkararak kullanalım. Çok güzel. 15, 16 ve 28'e kadar çıktık. En az 15, en fazla 28'imiz var. Muhtemelen buna uygun gelir diye düşünüyorum. Şöyle 15-16 arasına attım. Bir tane de 16'nın dışına atalım. Şöyle 15-10 dursun. 19 dursun. 2 tane 10. Şöyle 9-8 yapalım. Şimdi kopyalama. Yine 28'i kopyalayıp artının yanına atıyorum hemen. Ve direkt 29. Burada da 16 ile kara artıyı birleştiriyorum. Ve 32 germanyuma kadar çıktık. Şimdi artımız var. Hemen onları birleştir. Kurtulmaya çalışıyorum. 9'lar. Yine artıların birikme olayına döndük. 10-11 yapalım. 8 geldi. Bu 8'i buradan tutacağım. Birleştir. 2 tane 10. Çok güzel. Şimdi 2-8'imiz, 2-10'umuz var. Şurayı 11-8 yapalım. 11 geldi. Güzel. 8-8 de eşleşti. Bir 8-8 daha. Şimdi 15-32 var. 32'nin dışına atalım. 9. 15'in dışına 10. Birleştirelim. Güzel. Şimdi 2-15'im var mı? Eksiği alıp onu oradan çıkarabilirim ama bu 15'lerin ikisi de bonuslu olduğu için birini alacağım, vazgeçeceğim bonusundan. Diğerini eşleştirip puan alacağım. Şöyle. 21 puan geldi. Yani yapmaya da bilirdik. Bir aradan 16 şey onu çekebilirdik belki. Burada en düşük şu an 9 var. Bunu alıp yok artı gelmiş. Eksi değilmiş. Pardon. 9-10 arasına atalım. Onları birleştir. Şimdi 11-12 yapalım. Buradan bir 12'lerden gidelim. 12, 11-11. Şimdi 16 tarafına hemen eşleştiriyorum. Güzel. Şimdi 14 burada. 11 oldu. 9. Bu tarafa atarsam 14 gelme ihtimali bilemiyorum. Olur mu bilemiyorum ama bir riske atacağım. 9'u buraya attım. 11'i buraya atalım. 9'u buraya. Çok güzel. Bu 9 artık bu tarafa. Şimdi 14-32 diyor. 32 tarafına atalım. Buraya da 10 atalım. Şu an bir dışta kalsın. Şimdi 10 geldi. Güzel. Buraya 12'mizi koyalım. Hemen birleştirelim. Bakın içerisi gelişiyor. Şimdi 12 var. 14'ü çıkarabilirim ama. Bir bakalım. Elimde en düşükte 9 var. Bunu artı yapalım artık. Şöyle. Şimdi 13'ler. 14, 11. O zaman şöyle yapalım. Arasına atalım. Şöyle 11.
Şöyle 12 yapalım. 2 11 daha. 9'u böyle. 12'ler geldi. Güzel. Şimdi burada 32'yi eşleştiriyorum. 10 geldi. Hemen buraya destek. 33 ve 34 selenyuma ulaştık. Şimdi 12 12 ve 9 9 oldu. Bakın 11 11 12 12 9 9. Burada 14 13'ü bekliyor. 13 var bir tane. 14 gelirse eşleşeceği için ben bunu 34'ün yanına attım. Bunu da diğer tarafına gelmedi. Tamam, şimdi 15'imiz var. 14 13'ler uzak bırak. 9 11 yapalım. Şurada 10. Şimdi 11 biraz terste kaldı. Ama şöyle yapacağım. Eşleşme mantığıyla gitmeye çalışacağım. 34'ün dışına attım. Bakın geldi. Şimdi 34'ün dışına yine bir 9. Hemen eşleştir. Eksi. Buraya bakalım ne yapabiliriz. 13'ler bir araya gelebilir. 9'lar da gelebilir ama arada bir 16 sorun çıkarır. O yüzden biz artı yapacağız. 9'u dışında 9'lar eşleşiyor. 11'i alacağım. Tamam. Şöyle 13-14 arasına atıyorum. 11. Şöyle merkeze atalım. 2-9 yapalım. Şöyle 11-12. Bakın iyice bitmeye yakın. 13'leri birleştir hemen. Çok güzel. 2-14'ümüz hemen birleştir. Tamam. Şimdi 9 15'lerimiz var. 9'u buraya atalım. 12-12 şöyle yapalım. Hemen buraya alalım. 17. Burada 4 tane 9 yapalım. Şimdi 11'e 10. Evet, onlar da aldık. Şimdi 11'e 12. 12'ye 9. Güzel. 2 tane 12'yi hemen birleştirir. Evet, biraz daha rahatlattık. 11. Şimdi 9'a 12 diyelim. 9'a 10 diyelim. Birleştirelim. Eksimize bakıyorum. Burada artık tek başına bir 16-17'miz falan var. Bunlardan birinden vazgeçelim. 16'yı alalım. 16'yı aldık. Birleştirelim. Şu 2 13 12'lere bakıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi 17 tarafına 9 güzel geldi. Şimdi 12 12. Burada 15 tarafına atalım. Güzel. 10 da buraya harika. Güzel yer açtık. Şimdi 2 15 2 11 2 tane 12 çok güzel geldi. Bakın 17 34'ten 34 tarafına, bunda 17 tarafına 11 geldi, harika. Hemen birleştiriyoruz. Çok güzel oldu. Bu potasyumdu sanırım. Şimdi 19'umuz var, bonuslu bekleyecek. Şimdi 10 ile 12'yi biraz yan yana olsun şöyle. Şimdi 34 tarafına bir 11 13'ü 19'un yanına atalım. Şimdi hangisine gidebilirim? 9'u aradan çıkaralım. Şöyle atalım. Bir artımız var. Bakıyorum. 13 ile 10 arasına atayım. 2 11. 2 de 13. Şimdi 34 tarafına bir 12. Şimdi 13'leri birleştirelim. O aradan çıksın. 12. Şöyle 11 atalım. Bunları birleştirelim. Güzel. 2 tane 12'ye hemen birleştir. Şimdi 12 böyle atayım. 12 13 arasına atalım. Şimdi karanlık geldi. Burada en yüksek elimizde 34 vardı sanırım. Evet, 34'ü 14 ile birleştirelim. 37 rubidyuma kadar çıktık ve zen modu açıldı arkadaşlar. Güzel, bakın. Şimdi 10'dan gidelim. 13'leri birleştiriyorum. Artıdan kurtuluyorum. Onları birleştir. 12. Şimdi burada 14 geldi. 11 11 14 14 hemen birleştirelim. Çok güzel. 12 var. 37'nin yanına atalım. Şimdi burada en düşük elimde ne var? 12 var. O 12'yi alalım buradan. Artı yap. 13. 14 15 arasına attım. 11 dışarı. Bakın çok fazla farklı şey var elimde. Zorlaşmaya başladı 15 16 arasına. Şimdi 14'leri eşleştirdik. Çok güzel. 12'yi 13'ün yanına atalım. Şöyle de 11. Bakın 13'leri dıştan alabilirim. 12'yi de dıştan birleştirelim. Şimdi 11'lerden birinin yanına gelsin şöyle. 2 tane 12 oldu. 14'ü şöyle 18'in olduğu tarafa atalım. 11'i de bu tarafa.
12'yi böyle alalım. Güzel. 13. Şimdi 11'leri birleştir. Güzel. Şuradan 12'leri birleştirelim. 13'leri. 2 tane 14 var. 18 tarafına. Şimdi en düşük elimizde 12'ler var ama eş onlar. 14'ün biri fazla. Şöyle alalım. Şu 12'leri de birleştirip küçükleri mümkün olduğunca azaltalım. 2 tane 14. 11'i şöyle alalım. Şimdi 11-14 yapalım. Şöyle 13'ler. 18 13 olsun. Burada 13-14 olsun. 12 koyalım. 4 tane 13. Güzel. Ama bakın çember neredeyse doldu. Artık çok zorlanıyoruz. 13'ü şuraya atacağım. 14 geldi. Burada geri alma hakkımı kullanıp göstereyim artık size. Zaten doluyor. Bakın 14 geldiğini görmüştüm bir sonra. 13'ü o yüzden şöyle içeri atıp 14'ü birleştireyim. 2-14. 11'ler uzak kalıyor. 18'in önüne atayım. 11-12 olsun. Bakın 18-12. Bu arada son 3 hakkınız kaldığında yukarıda elementin altında 3 nokta çıkacak. Henüz çıkmadı. O noktaya gelmedik. Güzel. Şimdi artı. Şöyle 15-16 arasında atıyorum. 15 geldi. Hemen 2-16 yapmış olduk. Buradan da 2-17. Şimdi aradan 18'i çıkarıp 2-11 yan yana getirebilirim. Ya da 13'ü çıkarıp 15 yapabilirim. Sonra 16 var orada. Şöyle çıkaralım. Evet, şimdi 11-13 yan yana gelsin. Bu artıyı 11-13 arasına atalım. 15'i şuraya. 13'leri birleştir. Güzel. 16'ları birleştir. İşler zorlaşıyor. 17'ler ayrı ayrı kaldı. 11 ayrı duruyor. 13-14 yapalım. Şimdi burada en yüksek 37'mizi hemen kopyalayalım. 2-37, 2-17. Hemen birleştiriyorum. Böylece biraz daha yükselelim. 38 ve 39. Yitrium diye bir şey yazdı ama bu hangisi acaba bilemiyorum. 39'a kadar çıkardık. 11, 15, 15, 14 arasına atalım. 13 geldi. Şöyle 14'ün önüne atalım. 15 ile birleştir. Güzel. 16, 15, 14 yaptık. Şimdi 13, 13, 12, 11. Burada 17'nin önüne atıyorum. Birleştirelim. 2, 12, 2, 14. 15'in önüne atalım bir 12'ye. Diğerini de buraya. Harika. Şimdi 15'in önüne bir 13. Eksi geldi. Bakın yukarıda 3 tane nokta çıktı. Şu an diyor ki sorun var. Sonuç hakkın. Ama buradaki 11'i çıkarırsam bir de 13 ile eşleşir. Hem de 11 de aradan çıkmış olur. Düşük. Şöyle de bolca bir eşleşmeyle yer açarız. Şimdi bakıyoruz. Bakın en düşük yine 11 kaldı. Onu da sonradan almayı düşünüyorum. 15-16 arasına atalım. Şöyle 13, 12'ye, 14'ü buraya, 12'ler eşleşti. 15'leri bağla, 16'ları. Şimdi 18'in önüne atalım. Bakın 13 geldi. Güzel. 12, 12, 13, 13. Hemen 12'den gidelim. Şimdi 14'ü buraya atarsam 15 beklerim. Riske gireceğim. Geldi 15. Çok güzel. Bakın 12, 12, 15, 15, 14, 14. Ve 2 tane 18 oldu ve biri bonuslu. 17, 17 de var. Demek ki buradaki 18, 19'un önüne geçmem lazım. Şu 38'in önüne geçelim. Şöyle 15'i buraya atacağım artık. 14'ü önüne atacağım. 2, 15. 16'yı bu tarafa atalım. Şimdi şu 16'yı geri alayım. Bunları birleştirelim. Bakın buradan ekstra 20 puan geldi. 15'leri birleştir. Güzel. Şimdi 2, 16. 11'i de buraya atayım. 11'lerden kurtulmak için. 2, 16. Buraya 15 koyalım. 15, 14. 14 geldi. Güzel. Şimdi 15 var. 12 var. 16'yı bu tarafa atalım. Artı geldi. Buradan bakın yine yükseltme şansım var. Nerede en yüksek olan? 39 burada. 12 ile birleştirelim. Ve 42 moli ne diyor? Molibdenum diye bir şey. Yani ilk kez duyuyorum. Belki sonradan yeni bir şey elementler bulunduysa bilemiyorum. Şimdi 16, 16, 14, 14 var. Birleştirelim.
Güzel bakın ama 42'ye kadar çıktık. Baya güzel oldu. Şimdi 15'lerden gidiyorum. 11 de var ama o tarafa da bakıyorum. Şu 15'i alalım. Şu 11'leri birleştirsem onlar aradan çıksın. Şöyle 2 15 18'in önüne 16 olsun, iki tane yan yana bu taraftan yapalım ve 2 15 güzel. Şimdi 19 ve 18 var. 14'ü bu tarafa atalım. 16'yı bu tarafa, 13'ü bunun önüne. 16 geldi, bu tarafa atıyorum ve birleştiriyoruz. Güzel. Şimdi 2 19 var. Mesela 14 14. Buraya bakın bir 13 yetecek. 13 hatta çıkaralım ve şöyle eşleştirelim. Güzel, gayet güzel. Şimdi 21 20, 2 18 var. İkisinin arasına atayım. 16'yı dışarı atacağım. 14'ü de öyle. Şu 16'lar eşleşti. 14'ler. Çünkü burada bir 21 yetecek ya da 21'i çıkarmak da olabilir. Şimdi bunları bir birleştirelim. O zaman bu taraf zorlayacak bizi 21'den dolayı. 18 18 şöyle 17 16 yapalım. 14 16'lar. Şimdi yine ayrım başladı iyice. 21 20 yan yana ama hala düşük geliyor elime. 14 15 yapalım. Şöyle 2 17. 14 biraz dışta kalıyor. Riske atalım. Gelmedi. Evet, eşleşme yakalamak zorlaştı. Şimdi bakalım. 14 15 arasına attım. Bir 14 18. 16 16 yok. 16'yı buraya atalım. Şimdi eksi. Burada eşleştirebileceğim ne var diye bakıyorum. Bir bakalım. 14'leri yapabilirim. 15 olur. O zaman şöyle yapsak. Bir bakalım. Mesela biz burada şu 14'ü alalım. Şöyle birleştirelim. 2 15 olsun. Burada da 16'ları birleştirelim. Şimdi 19 18 burada, 19 tarafına atalım. Eşleşme yine yok. 2-15 var, pardon, onu görmemişim ya. Şimdi 17'lerden şu tarafa atacağım. Bunları birleştir, 2-18 etti. Şuradan da 2-17 diyelim. Şimdi 18 şu tarafa atalım, güzel. Bir 18 daha bu tarafa. Şimdi 4 tane 18, şuraya bir 16, güzel. Evet, yine elimize o nötrino muydu, ondan geldi. 42'yi kopyalayacağız. Ne kadar yükseltirsem şöyle. Hemen birleştiriyorum. 43 teknetyum. Buraya kadar geldik. 43'e ulaştık. Şimdi bu aşağıdaki 21-20 bir türlü gelmiyor. O yüzden bunun yanlarına koyacağım fazlaları. 16'yı buraya. 15'i buraya. Güzel. Şimdi şunları birleştir. Şimdi 18. Şöyle atalım. 16'ları birleştir. Şimdi 13'ü bu tarafa atacağım. 21'i yakalar mıyız? Zor ama eksi geldi. Bu 21'i alalım. Burada riske atıp diğer 21'in yanına atmayı düşünüyorum ama artı gelmezse zorlanırım. Yine de riske girdim. 16, 15 geldi. Şuradan hemen birleştir. 15'lerden gidelim. 17, 14 diyelim. 18. Burada 21, 18 var. Karanlık artıyı büyükten yap kullanacağım. 43, 12'den kullanalım. 46 paladyuma geldik. Bakın bayağı yükselttik. Şimdi 21 21 18 18 17 17 burada 19 15 var. 19'un önüne atalım. 15 geldi, güzel. Son 3 ak. Şöyle 17'yi bu tarafa atayım. Bir 17 bir 15 olsun. Bunun arkasına bir 16 son hakkımız geldi artı, güzel. Son anda geldi. Şimdi hemen bakıyoruz. İşler zorlaşıyor. 15-14 arasına atalım. Bir 15 geldi. Hemen eşleştir. Şimdi 15'i şuraya. 14 var. 14'ten gidelim. Şöyle bir 17. 15 buraya. Güzel. Şimdi 2-17, 20 ve 16 diyor. 14 yukarıda var. Şu 14'ü yan yana koyalım. Şimdi bakıyorum. Bu 20'yi buradan çıkarıp kullansam diyorum. Ama onun yerine şöyle bir bakın, 16'yı çıkaralım. Şu tarafa atalım.
17-14'ten gidelim. Buraya 18 koy. Şöyle bir 17 geldi. Güzel. Hemen eşleştiriyorum. Şimdi 15. 46. Önde 20 var. Oraya atalım. 16. 16'mız yok. O zaman 18'in yanına atalım. Evet, bir 16 geldi. 16'yı buraya atalım. 17'ler var. Yanına 20-25 diyor. 17'yi bir tane şuraya atalım. 18 bir tane böyle. Çok güzel. Şimdi 18 yukarı. Bir tane 16 ve burası da büyüdü. Bakın çok güzel. 20-25 arasına gideceğiz. 25'in arası. Buraya 20'nin önüne. Eyvah, elim fazladan değdi. Artı geldi. Hemen kullanalım. Elim fazladan değdi. Bu arada 2 hakkım kaldı. Hemen bakıyorum hangi tarafta kullanmak daha mantıklı. Eşleşen yok. 15'leri yan yana. Ve son hakkım. Buradan da çıkmıyor ve burada da bitiyor. Burada antimadde bir kere kullanılabilir. Hatta size bu bölüme özel kullanayım. İlk denememiz nasıl olsa sorun değil. Buradan da şöyle bakıyorum. 46'ya dokunmayacak şekilde şöyle sağ taraftan alıyorum. Gerçi 46'ya dokunsaydık belki daha da büyük yapardık. Geri alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Güzel. 46 tarafından yapalım. 49 oldu. Indium. Güzel, bakın. Bir an öyle bir hata yapmıştık ama düzelttik. Şimdi 19'luklardan 3 tane görüyorum. 15-16 olduğu için yanında buraya koyacağım. Ve 16'nın birini şöyle alıp şuraya atalım. Şimdi burada 19 var, burada 49. Orada 15 var. Şuraya atalım 17. Birleştirelim. Güzel. Tamam. Şimdi elimize kopyalama falan gelirse bunu kullanırız. Biraz daha yükseltme şansımız olabilir. 49'a kadar çıkardık. Ve puanımız ama daha 10.000'e ulaşmadı. 17. Hemen birleştirelim. 2.18, 2.16, 2.19. Diğer 19'u yukarı atalım. 25'in yanına at. Güzel, birleştirelim. Şimdi 2.21, yanında 14.15 var. Şu 19'u şuraya atacağız. 16'yı buraya, 17'yi buraya. 16'yı yanına atalım. Şimdi 2, 16, 19, 15 diyor. 16'nın birini şuraya. 18 şöyle atalım. 2, 19, 2, 18. Şimdi buradan 14'ü alacağım artık. Ya da 16'yı alalım mı acaba? Bir bakayım da. Neyi alsak diye bakıyorum. 19, 19, 18, 18. Ya ben riski atacağım arkadaşlar. Zaten artık sonuna kadar geldik. Şu 19'u alıp şuraya koyacağım. Burada 25 ve 17 var. Bu 16'yı şuraya koyalım. Tamam, buradan birleştirelim. Mümkün olduğunca da zorluyorum artık. 4 tane var. Burada 15, 19 olsun. 15 geldi. Güzel. Şimdi 19, 22 diyor. 22'nin önüne atalım. Bunu da 19'un önüne. Şöyle. Güzel. 14. 17 buraya. Şimdi 19 var. 15'i şöyle koyarsam bir 16 lazım bana. 16 gelirse araya atabiliyorum. 17. 19. Şimdi tam istediğim olmadı. Şimdi biraz bozuk oldu. Mümkün olunca toparlamaya çalışacağız yine. Şöyle atalım. 16. Son 3 hak yine. 19'un önüne atalım. Şöyle yanlış yere attım. Hemen düzeltelim. Bunu da bakayım. Neyi artıya çevirsek daha iyi. Burada mesela 15 alırsam 19'lar da eşleşiyor. 15'ler de eşleşiyor. Çok güzel. Şimdi 22. 19 buraya atacağım. 14 gelirse burayı kurtarmak için. Gelmedi. Bonus alalım. Bir tane kopyalama gelir de eğer 49'u kopyalayabilirsek deneriz. 17-22 diyor. 20'yi şuraya atalım. Buraya 16 atalım. 2-17 güzel, hemen birleştir. 2-18 hemen. 2-19. Şimdi 19 yan yana.
23, 49. Şuraya 17. Şuraya 19. Şuraya 18. 2 tane 20. Şöyle birleştirelim. Hemen oraya bir 20 daha. 17. 16'yı bu tarafa atacağız. Şimdi 18, 17 diyeceğiz. Ve son iki ak. Şöyle. Ve buradan birleştireceğiz. Güzel. Şimdi eksi geldi. Burada bakın 20'ler, 17'ler var. 18'i çıkaracağım. Artık mümkün olunca düşük de çıkarıyorum. 17. Şimdi 19 atıp 22 bekleyeceğiz. Buraya bir 19 geldi gerçi. Şuraya atabilirim. Şuraya bir 17 atayım. Artı güzel. Şu eşleştirme gelirse güzel olacak. Biraz daha 49'u yükseltmeyi düşünüyorum. 21, 20. Şöyle 2, 17. 16 bu tarafa. 18 buraya. 2, 18 daha güzel. Şimdi 2, 20. Buraya bir 18. Şuraya 16 geldi. Güzel. Şimdi 18, 16 diyelim. Hemen birleştir. 2, 19. 16, 22'lerden gidelim. Şuraya 17 koy. 21'leri şöyle. Şimdi şu 18'i alalım. 21'leri birleştirelim. 19, 19, 17, 17. 24, 23 diyor. 24'ün önüne atalım. Güzel. Şimdi 14 en küçük kaldı burada. Bu artıyı bu tarafa atalım. 20, 21 arasında. 20'leri eşleştir. 2, 21. Güzel. Şimdi 24'ün önüne. 23'ün önüne. Burada 20'nin önüne atalım. Bunu da 21'in önüne. Karanlık geldi. Bunu hemen 49'dan gidiyorum. 49, 25 eşleştir. Artı puanımı da aldım. 53 iyodine kadar geldik. Çok güzel. Şimdi 18, 18, 21. Burada bir riske girip bir 21 bekleyeceğim. Gelmedi ama 19 araya atabiliyorum. Şimdi 21, 17, 21 geldi. Güzel. Hemen eşleştir. Bakın güzel oldu. Puanımız 10.000'e çok yaklaştı. 10.000 yaparsak bir mod daha açacağız. Şimdi 17, 18. Burada 18'ler geldi. Şimdi 17'yi artık aradan çıkarsak diyorum. Başka 23 var gerçi. Bu 14'ü çıkaralım. 18'leri birleştirelim. 17 geldi. Şöyle 17. Şuraya bir 17 atalım. Şöyle bir 18. Şöyle bir 19. 19, 17 yapalım. 17 geldi. Güzel. Ve puanımız 9.900. Çok az. Şimdi 10, 23, 23. Çok az kaldı. 19, 17 diyelim. Tamam. 20'lerden gidiyorum. 24, 19. Şöyle 19, 18 yaptım. Burada 17. Şöyle birleştirelim. Şöyle 18. 21, 20 diyelim. Güzel. Buradan bir 17'miz vardı. Şöyle dışa atalım. 19. Şöyle kullanacağım. Şimdi eksi. Şu 24'leri bakıyorum da nasıl yapsam diye. Şu 20'yi aradan alsam. Ya da 17'yi alalım birini artı yapıp 18'e çekelim. Yine 17 geldi. Şimdi artı bu tarafa. Şimdi 10.000'i geçtik. Bu güzel. Bir özelliğimiz daha açıldı. Şöyle 19 atalım. Yanlış yere attım. Neyse elimizdeydi. Şöyle 22. Şöyle atalım. Şu 22'yi birleştireceğim. Buradan da 19'u. 2, 20, 2, 19 ve beyaz geldi. Güzel. Hemen bakıyorum neredeydi bizimki? Burada 53. Bunu yapalım. Artı gelirse işlemeyecek. Son iki hakkım. 17, 17, 18, 18 gelmedi. Gelseydi yapacaktık. Son bir birleşmeden bir şey çıkar mı diye bakıyorum. Çıkmadı. 53 iyodin ve diğer açtığımız başarımlar da geliyor. Bakın yukarıda tek tek geliyor. Yani 10.986 yaptım. İyodine ulaştım. Buradan ismimizi de yazabiliriz. Hatta şöyle de yazalım. Gerçi şu an bağlantıyı açmadığım için dünya ile kıyaslayamıyorum ama burada aşağıdaki bakın bu ok şeklinde bir şey var. Tıklarsanız ya da şöyle göstereyim size ana ekrana dönelim. Şöyle.
Bakın yukarıda şimdi başlat deyip modlara geçince bakın yukarıda yuvarlaklar var. Iodinin üstünde mesela. Buna tıklarsanız diğer insanlarla kıyaslıyor bağlantıyı açınca. Ben size şunu göstereceğim. Özellikler kısmını upgrade. Bakın son ikisi hariç hepsini açmışız. Hızlıca bir bakalım. Oksijende mesela diyor ki %10 daha fazla artı nesnesi gelir diyor. Burada da %10 daha fazla eksi nesnesi gelir diyor silikonu alınca. Potasyum alınca %20 daha fazla artı ama %10 daha az eksi gelir. Titanyum'da diyor ki en yüksek atomdan %33 ihtimalle ortaya çıkabilme ihtimalini söylüyor sanırım. Yani en yüksek atom ne yaptıysanız mesela az önce 53 yaptık. Yani her seferinde %33 ihtimalle en yükseğinin gelme ihtimali var diyor ki bu yükselme şansımızı arttırabilir. Yanlış anladığım bir şey varsa düzeltebilirsiniz yorumlarda arkadaşlar. Mesela kobalt diyor ki zincirleme reaksiyonu yaptığında %20 daha fazla puan alırsın. Germanyum'da yüksek fizyon outcome diyor. Bilemedim. Outcome ne demek bilemedim. %35 ihtimalle bundan bahsediyorum. Bu ne olduğunu bilemedim şu an. Brominde sanırım 12 seviye magnezyumdan oyuna başlıyoruz. Kriptonu açarsak 18 atom varsa diyor ki pano muhtemelen 18 ya da 19'da falan bitiyordu. 19'da bitiyor olabilir. Demek ki son bir atom kala 18 atom varken %33 ihtimalle artı gelecekmiş galiba arkadaşlar. Yani durumu kurtarma şansınız olabilir diyor son anda. Yanlış anlamadıysam. Rubidyum 100 binde 1 ihtimal diyor herhalde yanlış anlamadıysam. Her roundda bir tane antimadde gelme ihtimali varmış ama oyun boyunca sadece başarırsanız bir kere antimadde gelecekmiş. Yani üst üste sürekli bunu yakalama şansınız olmayacak. Bu da oyunlarınızı hani gerçek parayla alma şansı değil de bir tane antimadde çıkarma şansınız olabilir bu özellikle. Tabii bir tane antimadde çıktı hiç kullanmadan oyunu bitirir. Sonra yine bulursanız bunlar birikiyor mu bilmiyorum. Ve bir sonuncu açtığımda gümüş. Bu da diyor ki her 50 turda bir rastgele bir atomu yok ediyormuş. Diğerlerini de işte erbiyum ve radonu da ulaşıp bakmak gerekiyor. Ve buna ek olarak da diğer modları da şöyle göstereyim tekrar. Başlat dediğimde bakın buradan şöyle göstereyim. Klasikteydik. Zaman modu açıldı. Zen modu ve Geneva'da açıldı. Bunların da tabii nasıl olduğunu keşfetmek size kalıyor. Oyun böyle keyifli. Gördüğünüz gibi hiçbir çevrim dışında oynadım ve hiçbir reklam girmedi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destek olmak isterseniz abone olarak, yorum yaparak, videoyu beğenerek ya da beğenmeyerek her zaman desteğinizi gösterebilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.